İhsaniye ilçesi, Döğer kasabasında 2. Sultan Murat zamanında yaptırılmış Osmanlı eseridir. İki kısımda inşa edilen kervansarayın, birinci bölümü develik, ikinci bölümü ise insanların dinlenmesi ve istirahati için yapılmıştır. Birinci bölüm tek katlı, duvarları moloz taş, çatısı taş kaplamadır. İkinci bölüm ise iki katlı, çatısı ve dışı taş kaplamadır. Zemin katta dört fil ayağı üzeri tuğladan yapılmış kemer bulunmaktadır. Üst katta ise pencereli, ocaklı, tonoz ve kubbeli odalar bulunmaktadır. Herhangi bir kitabe ve tezniyenat yoktur. Birinci kısımdan içeri girilince zemin katta dört tane köşe direk ve bunlara dayanan klasik yassı tuğladan yapılmış dört kemer bulunmaktadır. Kervansarayın üst katı bunların üzerine oturtulmuştur. Zemini toprak olan ve yüksekliği 6 metre olan alt katın seyislere ve binek hayvanlarına ait olduğu anlaşılmaktadır. Burada pencere yoktur. Üst katta ise pencereleri olan kubbeli odalar vardır. İkinci kısım tek parça geniş bir alandır. Buranın yük hayvanlarına ve nakil vasıtalarına mahsus olduğu anlaşılmaktadır. Yapının mimarı bilinmiyor. Gömme ayaklardan yalnızca güney cephede bulunanların aralarında ocaklar vardır. Bu ocakların bacaları günümüzde çatı seviyesindedir. Olasılıkla bu bacalar hanın ilk inşası sırasında çatıdan yukarıya çıkartılmış, ikinci kısım yapılırken kapatılmış olmalıdır. Bu kısmın ön cephe ve batı duvarı fazla özenilmemiş bir yonu taşı kaplama olmakla birlikte kuzey cephesi tamamen moloz taştır. Mevcut olan 3 adet mazgal pencereden biri batıya, ikisi doğuya açılmıştır. Batıdaki mazgal pencereler sonradan moloz taşla kapatılmıştır. İkinci kısmın yapılışı, tarihi ise develik için ek uzak olması gerekir. Yapım tekniğine bakılırsa 15. yüzyıl sonraları ya da 16. yüzyıl başları olabilir. Bu kısmı zemin seviyesinde yonu taşından yapılmış bir eyvanla girilir. Bu eyvanda da develiğin eyvanı gibi beşik tonozla örtülü olup üzeri taş kaplamadır. Bu taşların çoğu erimiştir. Basık kapı kemeri iki renkli taşlarla birbirine geçmeli olarak yapılmıştır. Kapı kemeri üstündeki kitabelik boştur. Giriş eyvanı doğu-batı yönünde içten teğet kemerli dıştan lentolu birer pencere ile dışa açılmaktadır. Eyvanın döşemesi taş, eşiği mermerdir. Bu kısmın bütün duvarları düzgün yonu taşından yapılmıştır. Alt katta mekanın ortasında doğu-batı istikametinde haçvari dört ayak bulunmaktadır. Üst kata giriş aksındaki yonu taşı bir merdivenle çıkılır. Sahanlık altında beşik bir tonoz bulunmaktadır. Merdivenin sola dönen kolu, koridorun tonozu ve takviye kemerleri yıkılmıştır. Üst katın koridoru, mescidin ve diğer odaların döşemesi taştır. Mescid bu katta ortada bulunmaktadır. Eyvan tipindeki mescidin tuğla kemeri, giriş cephesi haricindeki diğer yüzleri mescidin içiyle birlikte sıvanmıştır. Mescidin güneye meyilli yonu taşı çatısını, kuzeyde yarım bir çapraz tonoz, güneyde yarım bir şekil tonoz taşır. Altı kenarlı mihrabı bir sıra taş, üç sıra tuğla olarak yapılmıştır. Mescidin güney cephesinin de taş ve tuğla ile karışık bir şekilde yapıldığını yer yer dökülen sıvalardan anlamaktayız. Doğu ve batı duvarları tamamen taştan yapılmış ve tuğladan destek kemerleri kullanılmıştır. Mihrabın iki yanında küçük mazgal pencereler bulunmaktadır. Mescidin sağ ve solunda beşik tonozlu iki adet oda bulunmaktadır. Bu odalarda doğu ve batı yönünde ikişer, kuzeyde girişin yanında birer olmak üzere toplam beşer adet niş vardır. Batıdaki odanın batı duvarında, doğudaki odanın ise doğu duvarında birer ocak bulunmaktadır. Doğudakinin ocağı sonradan eklenen dolguyla şekil değiştirmiştir.